Arkadaşlar hepinize merhaba. Beni duyduğunuzu öngörüyorum. İsmim Serdar Karagöz. Öncelikle gerçekten Aslı Hanım'a başta çok teşekkür ederim sizlerle beni buluşturduğu için. Ben çok keyif alıyorum. Hem gelecekteki meslektaşlarımla hem genç arkadaşlarla bir arada olmaktan. Böyle uzun bir dönem üniversitemizde de ders verme imkanım oldu. Fakat ardından yoğunlaşan tempo sebebiyle ona es vermiş olduk. Böylelikle hani bu bugünkü gibi fırsatlarla sizlerle karşı karşıya geliyoruz. Yani eminim teorik açıdan derslerinizde de birçok hocalarınız birçok konuda paylaşımda bulunuyor. Ben o nedenle bugün çok böyle hikayesel bir veya teorik bir anlatım gerçekleştirmeyi düşünmüyorum. Sizlerin daha çok sorularını almak istiyorum. Merak ettiği şeyleri almak istiyorum. Gelecekteki planlarınız neler? Bugünden öngörüleriniz neler? Kaygılarınız var mı? O kaygılarınız neler? Biz bunları nasıl sağlatabiliriz? Bunları konuşma taraftarıyım. Zannediyorum bir saatlik falan bir süremiz var. Evet. Dolayısıyla bu saat benim değil sizin. Ama önce kendimden bahsedeyim ben. Yine Dilara Hanım da bir brief vermişti bana. Birçok farklı bölümden öğrencimiz var. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde veya Meslek Yüksekokulumuzda. O bakımdan bir meslek grubuna yönelik olarak da sorular sıkıştırılmayabilir. İstediğiniz şekilde aktarabilirsiniz bana sorularınızı. Benim ismim Serdar Karagöz. Belki birçoğunuzla da karşılaşmışızdır. Aşağı yukarı 12 yıldır, 13. yıla dönüyor. NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde yöneticilik yapıyorum. Hem kalite süreçlerinin koordinasyonu bende, hem de tüm insan kaynakları, altyapısı, planlanması ve işte projektif planların düzenlenmesi, Türkiye'deki sağlık sistemi mevzuatı çerçevesinde bir yanıyla da hem de demografik özellikler, hizmet sunum şartları çerçevesinde hastanedeki tüm İK yapısını planlamaya gayret ediyoruz ekibimizle birlikte. Öte yandan Üsküdar Üniversitesi'nin de ilk kurulduğu günden beri yine bu ailenin içerisindeyim. Üsküdar Üniversitesi'nde de tüm işte sizinle eğitim öğretimi sürdüren hocalarımızın atama süreçleri, istihdam süreçleri onları koordine ediyorum. Bir yandan da tabii eğitim öğretime yönelik olarak da kalite çalışmalarını da üniversitede sürdürüyorum. Üniversite tarafına bakacak olursak kalitede biz ne yapıyoruz? Önce kısaca ondan bahsedeyim. Bizim en önemli çıktığımız sizlerin başarılı olması, meslek hayatında başarılı olması, bunun öncesinde de istihdam oranlarınızı artırmak. Dolayısıyla ne kadar kendi alanlarında yetkin arkadaşlarımızı yetiştirirsek, sahada gerçekten de istenen, aranan özelliklerde insanlar yetiştirirsek, bizim tüm üniversitede yaptığımız kalite çalışmalarının amacını gerçekleştirmiş oluruz. Onun dışındaki tüm çalışmalar sadece doküman ve prosedür çalışmaları. O nedenle buradaki tüm faaliyetlerde olduğu gibi temel merkezimiz siz öğrencilerimiz. Hepimizin de bu üniversitede bulunma sebebi idari kadrolardan akademik kadrolara kadar sizlersiniz. Ben sağlık yönetimi, Marmara Üniversitesi Sağlık Yönetimi mezunuyum arkadaşlar. Bu alandaki Türkiye'deki ilk mezunlardanım. Dolayısıyla hani 20 yıla aşmıştır. Oradan da yaşımı tahmin edebilirsiniz. Yine ardından Marmara Üniversitesi'nde sağlık yönetiminde yüksek lisansımı tamamladım. Ve de işte sağlık sektöründe uzunca yıllar çalıştım. Birkaç yıl Florence Nightingale Hastanesi'nde orada da yine tüm klinik süreçlerdeki ve yönetim süreçlerindeki uluslararası standartların entegrasyonunu sağladık. Ve ardından Türkiye Kızılay Derneği'nde 5 yıla yakın görev aldım. Orada da tıbbi laboratuvarların müfettişliğini yaptım. Türkiye'de aşağı yukarı 55 tane kan merkezinin sıfırdan organize edilmesi, hem personel yönetimi hem klinik süreçlerin organizasyonu, biliyorsunuz kan bağışı, donör organizasyonu ve buradaki donasyondan sonra elde edilen kan ürünlerinin anlamlı bir laboratuvar sürecinden geçmesi gerekiyor. Burada Türkiye'deki organizasyonda liderlik yaptım ve ardından da NP İstanbul Hastanesi ve Üsküdar Üniversitesi bünyesinde çalışmaya başladım. Şimdi bu görevlerimin yanında Yükseköğretim Kalite Kurulu'nda değerlendirici olarak görev yapıyorum.
Bu da şu demek oluyor, işte yılda bir iki defa YÖK'ün görevlendirmesiyle bizim dışımızdaki üniversitelerde oradaki eğitim öğretim kalitesinin değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunuyorum. Bir yanıyla da tabii uluslararası denetçiliğim devam ediyor. Evet, özetle böyle. Aslı Hanım, sizin yönlendirmenizle de devam edebiliriz. Ben istihdam konusunda özellikle sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum arkadaşlarımın. Genelde hep şu soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Deneyimli personel aranıyor ama bizler çalışmaya başlamadan nasıl deneyim elde edebiliriz? Böyle bir tezat olabilir mi? Bunun çözümü nedir? Dolayısıyla bu soru çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Çok küçük bir giriş yapayım farkındalığa yönelik olarak. Ardından burada çok benim kıymetli 35 tane arkadaşım var. Bizi çıkarırsak 33 tane arkadaşım var. Onlara sözü bırakayım ve onların sorularını elimden geldiğince yanıtlamaya gayret edeyim. Önce arkadaşlar, 20'li yaşlarda ben de tamamen kendimi, o dönemdeki kendimi bu grubun içerisine dahil ediyorum. Elbette ki idealizmimiz doruklarda oluyor. Kendimize yönelik olarak da teorik bilgilerle çok donandığımızı düşünüyoruz. Ama özellikle sağlık alanında bildiğiniz gibi manipülasyon, el yeteneği, hastaya dokunma, hastayla temas, oradaki hastanedeki tüm hastanın kabulünden taburculuğuna kadar, hatta kimi zaman taburculuktan sonra evde bakım hizmetleri ve rehabilite edici hizmetlere kadar süreci gözlemlememiz gerekiyor. Ama bizler genelde mezun olduğumuz anda, bu güzel bir enerji aslında ama biraz da içgörüden yoksun bir enerji. Doğrudan tüm hasta bakımıyla ilgilenebileceğimizi, bunu yönetebileceğimizi, eğer sağlık yönetimi gibi daha yönetsel bir bölümden mezun olmuşsak doğrudan hastane müdürü, hastane yöneticisi olabileceğimizi düşünüyoruz. Öyle olunca beklentimiz inanılmaz yüksek. Bunun yanında realiteye bakacak olursak, hani bu bahsettiğim realitenin tamamını ben yaşadım. Kendimden de örnekler vereyim. Bir de böyle okulu da birinci bitirdim, işte yüksek lisansı birinci bitirdim falan, böyle bayağı bir yüksek beklentilerle kesin işe girerim diye başvurularda bulundum. Ama tabii öyle olmadı. Hastanenin içerisine girdiğimde oradaki havanın teneffüs edilmesi, oradaki meslek gruplarının, hele hastaneler bildiğiniz gibi böyle matris yapılarda yönetilirler. Bir tıbbi kadro üstünlüğü vardır, bir idari kadro süreci vardır. Dolayısıyla o hengamenin içerisinde aslında tabii ki teorik bilgilerim çok çok faydalandığım bilgiler. Hali hazırda da faydalanıyorum. Ama o mutfağında gerçekten bir enjeksiyon yapıyorsak da gerçekten gerçek bir hastaya enjeksiyon yaparak 1, 2, 5, 10, 100... Ondan sonra el becerimizin ve de manipülasyon yeteneğimizin kuvvetlendiğini gördüm. Dolayısıyla iş hayatına atıldıktan sonra kendimle ilgili içgörü kazanmaya başladım ve kendimle ilgili beklentilerimi de ömrüm boyunca edineceğim beklentileri mezuniyet günümün ertesi gününe sığdırdığımı gördüm. Öyleyse bunu biraz zamana yaymak gerekiyor ki işte az evvel bahsettiğim o işte deneyimli olmak, deneyimsizse işe girememek gibi o karşılıklı çatışmayı daha aza indirebilmek için. Size şunu söyleyeyim, az evvel de bahsettim, ben gerçekten parlak bir öğrenciydim. Fakülteleri falan birinci bitirdim ama bırakın işe girmeyi, staj yaptığım yer arkadaşlar bildiğiniz böyle A+ bir hastanenin teknik servisiydi. Çünkü beni staja kabul etmediler. Ben fakülte birincisiyim, bölüm birincisi de değilim. Gururla, diplomamla birlikte gittim. İşe girmek için değil, staj yapabilmek için. Dediler ki bizim böyle bir stajyere ihtiyacımız yok. Neye ihtiyacınız var dediğimde, valla hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Ama teknik serviste belki hani yöneticisiyle görüşün, orada görev alabilirsiniz. Ve Türkiye'nin küçük bir Anadolu kasabasından, ilçesinden geliyorum. İstanbul'u hiç bilmiyorum. Bunu şunlar için söylüyorum, belli kısıtları yaşamamız lazım ki, onun üzerinde emek sarf etmemiz lazım ki sonrasıyla alakalı hem kendimize farkındalığımız artsın hem de daha somut hedeflerle, gerçekleştirilebilecek hedeflerle ilerleyelim. İnanın bir yaz dönemi boyunca sadece teknik serviste ustalarla birlikte o hastanede staj yaptım. Ne yaptınız derseniz, onlar ne yapıyorsa onları izledim, onların evrak işlerini yaptım, onlara çivi getirdim. Onlara işte kullandıkları teknik malzemelerin sayımını yaptım gün sonunda. Ama oraya adım atarken ben çok parlak bir öğrenciydim, fakülte birincisiydim, Marmara'dan mezun olmuştum, burslar almıştım falan falan. İngilizcem vardı,
Ama gelin görün ki yani orada Ahmet Usta ile birlikte 3 ay boyunca nöbetçi yurtlarda kalarak stajımı gerçekleştirdim. Ve ardından adım attıktan sonra asansörde birileriyle karşılaşmaya başladım. Yemekte birileriyle karşılaşmaya başladım. Onlara merhaba dedim, kendimi tanıttım. Ondan sonra sizler ne yapıyorsunuz dedim. Acaba 10 gün sizinle faaliyetlerinizi gözlemleyebilir miyim dedim, uzatmayayım. Ardından üniversitemin 3. sınıfında Florence Nightingale Hastanesi'nde kalite yöneticisi olarak göreve başladım. Benim yaptığım stajı küçümseyen, ne yapıyorsun diyen, biz yaz döneminde tatile gideceğiz, inşallah Ekim'de staj yaparız diyen, her gün ustalarla birlikte çalışılmaz diyen arkadaşlarım da 4. sınıfta benim yanımda stajyer olarak görev aldılar. Dolayısıyla bunu böyle çok matah bir şey yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar. Beklentilerimizi zamana yayıp, kendimizle alakalı böyle hani yöneticilerin A'sı B'si C'sinden bir tanesidir. Ölçülebilir ve ulaşılabilir hedefler belirlemek lazım. O noktada o yaş grubunda, o yaşlarda bunun çok farkında olmayabiliriz. Öyleyse işte Aslı Hanım gibi bu işin profesyonellerinden bu anlamda fikir almak lazım, destek almak lazım. Tabii ki hayatta hayatın akışını tam anlamıyla çizmek çok mümkün değil. Çevresel birçok faktör var. Sizler sağlık okuyorsunuz, anatomiyi de bilirsiniz, genetiği de bilirsiniz. Örnekse çocuğunuzu 2-3 yaşından beri basketbol alıştırırsanız genetikten aldığı boy uzunluğunu belki 3-5 santim bile çevresel faktörlerle uzatabilirsiniz. Öyleyse genetiğe bu kadar müdahale edemezken hayatın akışına tümüyle müdahale etmemiz de mümkün değil. Yani var olduğumuz toplum şartları, var olduğumuz çevre şartlarını tabii ki gözeteceğiz. Ama bizim hedefimiz şu olmalı. Ben elimden geleni yaptım bunun için. Birçok mülakat yapıyorum arkadaşlar. Ders verirken de arkadaşlarımla mülakatlar da yapıyordum. Sonra o öğrencilerimiz kurumlarımızda işe de girdiler. Burada bunu görüyorum. Yani gerçekten de tam anlamıyla ben elimden geleni yaptım diyemeyen öğrenciler çok fazla adım atamıyorlar. Ama ben elimden geleni yaptım, elimden de bu geliyordu. Ama sonuna kadar da gerekiyorsa kapıda yattım, gerekiyorsa fotokopi çektim, gerekiyorsa kahve götürdüm diyen öğrenciler emin olun belli bir noktalara birkaç yıl sonra geliyorlar. Emek sarf edilen her noktada arkadaşlar karşılığını alırsınız. Bunun IQ'yla, bunun altını çizmek istiyorum, hiçbir ilgisi yok. Üniversite okuyan öğrencilerin zaten standart bir zeka seviyesi vardır diye düşünüyorum, bende de olduğu gibi. Temel mesele IQ değil, genetikten getirdiğiniz. Temel mesele gerçekten de emek, çalışmak. İnanın okuldan sonra koştur koştur üst geçitten otobüse yetişip 12'ye kadar çalışıp öğrenciyken 12'de tekrardan evime dönmek için otobüs arayan, çünkü taksiyle dönemem, param yok. Böyle 2 saatte bir nöbetçi otobüsler vardır İstanbul'da. Onlarla eve dönüp ardından 8'de tekrar derslerime girip 4 yılımı böyle geçirdim arkadaşlar. Çok böyle kazalar da yaptım. İşte kapkaççı saldırısına da uğradım gece. Yuvarlandım üst geçitte. Üstüm başım sırılsıklam, çamur. Şu anda olsa ne yaparım? Şu anki yetkinlikle ama. Tabii ki hemen iş yerimi ararım. Evimde dinlenirim. Bacağım kanamış, üstüm çamur. Fakat o yaşlarda o kaygıyla aman beni işten mi atarlar, aman stajdan mı atarlar diye emin olun ayakkabıdan çorabımı çıkarıp kanayan bacağımı onunla sarıp atkımla da üstümü başımı temizleyip üst geçitteki dilencinin atkısı bu arada o yardıma koşmuştu. Mesaiye devam ettim. Dolayısıyla tekrar ediyorum bunları matah bir şey yapmış gibi anlatmıyorum. Bunları gerçekten de emek sarf ederseniz bu yaşlarda gelecekte kesinlikle ve kesinlikle karşılığını alırsınız. Bir de dedim ki ben konuşmayacağım, arkadaşlar konuşacak. İşte meslek hastalığı, kaç dakikadır konuşuyorum. Sözü size bırakıyorum. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz her şeyi bana yönlendirebilirsiniz. Buyurun. Ya aslında Serdar Bey, derslerimde de ben sürekli anlatıyorum bu yeteneklerin, yetkinliklerin ne kadar önemli olduğunu. İşte hatta konuşurken arkadaşlar hep bana şu cümleyi kuruyor. Hocam coğrafya kaderdir diyorlar. Evet tabii ki, yani müdahale edemediğimiz şeyler olacak ama en nihayetinde işin sonunda ben yapmam gerekeni yaptım diyebiliyorsanız arkadaşlar sıkıntı yok.
Ama tüh, sınav tarihini kaçırmıştım. Elimde bu belge olmadığı için girmedim. Şu eğitime katılmadığım için girmedim. Bunu geliştirmediğim için girmedim diyorsanız o zaman sıkıntı sizdedir. %100. Bir de kendimizi de çok iyi tanımamız gerekiyor, öyle değil mi? Çok Yani ne doğru. istediğimizi, ne istemeyeceğimizi, neleri yapabileceğimiz, yapamayacağımız konusunda da çok net olmamız lazım. Çok Çok doğru. hayal kurmak, derste söylüyorum arkadaşlar, yani çok hayal kurmak doğru bir şey değil. Hiç kurmamak da doğru bir şey değil. Yani birazcık o gerçekçilikten kopmamamız gerekiyor. İdeallerimizi gerçekleştirmek istiyorsak, kendimize hedefler koyuyorsak. Olamayacağımız bir şeyin hedefini koyup da yapamadığımızda bu bizim tüm motivasyonumuzu da bozar aslında. Elbette. Başarılı olma şansımız varken bizi başarısızlığa da çeker. O yüzden de aslında tam olarak ne olduğumuzu, kim olduğumuzu ve ne istediğimizi çözmemiz gerekiyor. Çok haklısınız. Burada şunu söylemek istiyorum. Coğrafya veya doğduğun ev kaderin değildir. İşte aynısı. Asla değildir. Yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu tamamen öğrenilmiş çaresizliğe iter sizi. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Yine küçük bir anekdot aktarayım. Burada tabii hem hemşire arkadaşlarımız var hem diğer branşlarda. Arkadaşlar ben İngilizceyi nasıl öğrendim biliyor musunuz? Bu böyle Flash TV programı gibi ama bunu anlatmak isterim. O yüzden mülakatlarımda soruyorum genç arkadaşlara. Bizim zamanımızda YouTube yoktu, bu denli dersler yoktu, online kaynaklar yoktu, kulaklığımız yoktu. İşte İngilizce dizi izleyemiyorduk, film izleyemiyorduk. Bu kadar kaynaklarla birlikte hala kendinizi ifade edinecek düzeyde İngilizceniz yok mu diye soruyorum. Şimdi ben İngilizcemi şöyle öğrendim. Hiçbir kolej mezunu değilim. Hiçbir İngilizce kursu almadım arkadaşlar. Öğrenciliğim boyunca biraz önceki bahsettiğim çalışma temposunun yanında cumartesi pazarları gerçekten Flash TV masalı bu ama emin olun böyle ekmek arası peynirimi alıp her cumartesi ve pazar günü Sultanahmet'te Topkapı Sarayı'nın orada sabah saat 8:30-9 böyle erkenden giderdim. Akşam 6'ya kadar herhangi biri orada işte çimlerde otururdum. Çok da iyi bilirim o yüzden. Yani böyle noktasına kadar bilirim. Akşama kadar birisi bana acaba İngilizce merhaba der mi? Ben acaba onun yanına gidip merhaba der miyim? Onu oradan işte kapalı çarşıya götürür müyüm? Acaba yolda bir kelime iki kelime öğretir mi? Bakın sıfır İngilizceden bahsediyorum. Bu startla ben İngilizceyi her gün giderek ama yani arkadaşlarım cumartesi pazar günleri gezerken sinemadayken tiyatrodayken bunları aksatın diye söylemiyorum. Ben akşama kadar tek öğünle kendi hazırladığım sandviçimle akşama kadar orada turist kovaladım. Ve ardından bu bana ne getirdi biliyor musunuz? Ardından yıllar sonra Amerika'da Beyaz Saray'da ülkemi temsil ederek sunum gerçekleştirdim. Dolayısıyla asla doğduğunuz coğrafya kaderiniz değil, asla eviniz kaderiniz değil. Tam tersi, doğduğunuz coğrafya gücünüz, doğduğunuz ailede gücünüz. Benim annem babam da ilkokul mezunu insanlar, onlar sizin gücünüz. Kendi öz varlıklarından zaten feyiz almayan hiç kimse başarılı olamaz. İnsanlar kesinlikle anlar samimiyet derecenizi veya samimiyetsizlik derecenizi. O bakımdan doğduğunuz coğrafyayla, aileyle gurur duyun. Onun üzerine acaba ben neler yapabilirim? Şöyle etrafınızdaki bence sonsuz fırsatları bir gözden geçirin. Bakalım neler yapabilirmişsiniz, neler bugüne kadar yapamamışsınız. Ama bundan sonra bugün bence milat olsun, yarın itibariyle neler yapabilirsiniz? Serdar Bey, bir tane sorumuz var. Malum pandemiden dolayı YÖK'ün kararıyla stajyatlara gidemiyorlar arkadaşlar. Ve şöyle bir tedirginlikleri var. Biz uygulamalarımıza, yani stajlarımıza gidemiyoruz. Gidemediğimiz için de teknik olarak mesleki becerimizi sağlayamıyoruz. Mezun olduğumuzda da işe başladığımızda hem bizden tecrübe isteyecekler, hem de stajdaki teknik tecrübeyi kazanamadığımız için biz ne bunu nasıl Evet. kapatacağız. Bu arayı nasıl kapatabiliriz diye en büyük tedirginlikler aslında bu. Peki. Büşra teşekkür ederim bu sorun için. Güzel bir soru. Arkadaşlar bu pandemi sürecini sadece sizler yaşamıyorsunuz. Sağlık kuruluşları da yaşıyor. Dünyadaki herkes yaşıyor bildiğiniz gibi. Elbette ki biz mülakatlarımızda değerlendirmeleri yaparken mevcut şartlara göre değerlendirme yapıyoruz. Maalesef bunun başka bir çözümü yok. Önce sizlerin sağlığı için, sonra ailelerinizin sağlığı için, sonra toplumun ve ülkemizin sağlığı için bu tarz önlemleri almak durumundayız. Adı üzerinde olağanüstü bir durum. Pandeminin ne demek olduğunu sizler biliyorsunuz. Dolayısıyla can sağlığı, insan sağlığı her şeyden önemli. Ama bu kısıt içerisinde
sizin mülakat yapacağınız İK direktörleri, uzmanları da emin olun, ben kendi ekibim için ve kendim için söylüyorum, bunu tabii ki göz önünde bulunduracağız. Ama bunun backupları ne olabilir, bununla yetinmeyelim dediğiniz noktada da evet, el pratiği konusunda belki çok bir çözüm bulamayabilirsiniz ama en azından görsel pratiklerinizi artırın derim. Şöyle de bir durum var. Yani hani sadece pandemi için de düşünmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kariyer yolumuz diyeyim artık şu anda ilerlediğiniz süreç için. Bu kariyer yolumuz da yani pandemi gibi farklı farklı sebepler de çıkabilir. İlerlemek istediğimiz yere gidemememize engel olacak. O zaman derste de söylediğim gibi her zaman bir A, B, C, D planlarımız olsun. Yani körü körüne tek bir noktada gitmek, sizin dışınızda bir engelle karşılaştığımızda, şu anda uygulamaya staja çıkamadığınız gibi bir engelle karşılaştığımızda başka bir şeylerle o açığı kapatabilecek bir şeyler yapmamız lazım. İşte eğitimler izleyebilirsiniz, videolar izleyebilirsiniz. Serdar Bey'in dediği gibi görsel açıdan kendinizi geliştirecek bir şeyler yapabilirsiniz. Ya da o aralığı farklı bir yetkinlik geliştirerek de tamamlayabilirsiniz. Çünkü zaten sizleri 2 hafta boyunca Serdar Bey, biz mülakat teknikleri çalıştık arkadaşlarla. O mülakatlarda da size dediğim gibi sizi zaten görüşmeye çağırdıklarında farklı bir dünyadan onların yanında karşısına çıkmıyoruz. O yüzden mevcut sürecin içini zaten tanıdıkları için o sizin eksiğiniz gibi zaten gözükmeyecek. Sadece siz o eksiklik içinde kendinizi nasıl sivriltip artılar yükleyebildiğiniz ona bakacaklar. O yüzden aslında yine birazcık onu geliştirmedeki top maalesef sizde arkadaşlar. %100 öyle. Yine aslında çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Biz örneğin hemşire istihdam ederken veya işte sağlık yöneticisi veya fizyoterapist veya çocuk gelişimcisi, inanın arkadaşlar 10 kişi başvuruyorsa bunlardan bir tanesi İngilizceyi diğerlerinden %10, %20 oranda daha fazla biliyorsa doğrudan onu istihdam ediyoruz. Dolayısıyla hemşire olsanız da, çünkü sağlık turizminin geldiği nokta ortada bildiğiniz gibi, böyle kapış kapış sağlık profesyonelleri, hem yönetici adayları, sağlık kurumları yöneticileri, ön lisans öğrencileri için söylüyorum, hem lisans öğrencileri için söylüyorum, hem de fakültemizdeki ve meslek yüksekokulumuzdaki diğer tüm sağlık profesyoneli yetiştiren bölümler için söylüyorum. Bu 2 ayda oturun İngilizce çalışın. Bırakın 2 aylık manipülasyonlarınız geride kalsın. O manipülasyondan sizi 100 kat daha öteye taşıyacaktır. 2 ayda kendi kendinize yapacağınız, online alacağınız dersler, bunlar tamamen ücretsiz. Alacağınız derslerle kendinizi geliştirmeniz. Tamamen parmakla gösterilirsiniz. Bırakın bu 2 ay İngilizce çalışın. Çok çok güzel bir yere değindiniz Serdar Bey. Biz de sürekli bunu söylüyoruz. Yani dili artık eleme araçlarından biri arkadaşlar. Belki kurumda işe başladığınızda belki hiç kullanmayacaksınız İngilizceyi. Olabilir. Kullanacak ihtiyacınız da olabilir. Hatta o sizi bir adım öne çıkarıp... Aslı Hanım, %100 kullanacaklar. Bundan emin olabilirsiniz. Yani biliyorlarsa kesin parmakla gösterilip ona sorumluluk verecekler. Bu dili kullanabildiği için onun maaşı diğerlerinden olacak. %10, %15 oranında daha fazla olacak. O yüzden deminden dediğimiz gibi süreçte olumsuzluklar olduğu anda bunu bir fırsat olarak görün. Hani herkes evlere kapandık, eyvah sıkıldık diyorlar ya, o sıkıldığımız evde evet boş boş oturursak sıkılırız. Ama o süreci, iş yüzünden zaman ayıramadığımız süreç birdenbire elimizde olduğu zaman onu tatil olarak düşünmeyip de nasıl kendimizi geliştirecek bir şeyler yapıyorsak, bu süreç de aynı şekilde arkadaşlar. Kendinizi ileri götürecek bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ne yapacağınız konusunda kafanız karışık olabilir. Çünkü hani ileriyi göremiyor olabilirsiniz. Bu çok normal. O zaman da dediğimiz gibi her zaman bize danışabilirsiniz. Biz sizin yetkinliklerinize göre sizin neyi eksikse, neyi tamamlayabileceğiniz konusunda destek olabiliriz size. Yani o yolu bulamıyor olabilirsiniz. Hani bundan dolayı kendinizi geride kalmış hissetmeyin. O desteği de her zaman alabilirsiniz. Evet. Başka bir arkadaşımız zannediyorum. Gülcan, yurt dışındaki hastanelerle işbirliği içerisinde misiniz? Üniversitemiz için mi soruyorsunuz yoksa üniversitemizin hastanesi için mi, ama her ikisiyle de ilintili yanıt verebilirim. Evet, işbirliği içerisindeyiz. Bu bilgi birikimini çok önemsiyoruz. Zaten NP İstanbul Hastanesi uluslararası akreditasyona sahip bir hastane. O bakımdan emin olun, dünyanın her yerinde işte en iyi hastane şu diyebileceğiniz hastaneler hangileri ise aynı standartta hizmet sunuyoruz. Aynı akreditasyona sahibiz. Ve de afiliye olduğumuz, kimi zaman bilgi paylaştığımız, kimi kongrelerde yan yana durduğumuz uluslararası hastanelerde de işbirliğimiz var.
Arkadaşlar bu arada siz soruları yazabilirsiniz. Ben daha önceden not aldığım sorular var Serdar Bey. Ben size aralarda onları ileteceğim. Şimdi şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlarımızın. Bazen okudukları alan dışında, yani yine sağlıkta farklı bir programdan mezun oluyorlar ama başka bir şeye geçmek istiyorlar. Önünüze böyle bir CV geldiğinde ya da böyle bir görüşmeye, mülakata aldığınızda bu çok fazla olumsuz olarak gözüküyor mu sizin için? Yani bu tamamen mezun olduğu bölümle ve istihdam edilmek istediği bölümle alakalı bir şey. Bu noktada küçük soru işaretlerimiz olmuyor değil. Örnekse işte çocuk gelişiminden mezun bir arkadaşımız veya işte diyaliz programından mezun bir arkadaşımız. Şunu düşünüyoruz, yani hani sadece kendim için söylemiyorum. İnsan kaynakları birimlerinde bu düşünülüyor. Acaba biz kendisiyle başka bir alanda çalışmaya başladığımızda 2 ay sonra, 3 ay sonra, 4 ay sonra hastane içerisinde kendi uzmanlığına yönelik olarak bir yere geçme durumu olabilir mi? Böyle bir talebi olabilir mi? Bu talebi biz karşılayamazsak ne yapacağız? İkincisi, acaba bizi geçici olarak mı görüyor? Asıl yapmak istediği şey okuduğu bölümle ilgili uzmanlık. Bu alanda çalışmak istiyor ama acaba iş buluncaya kadar bizi geçici bir basamak olarak mı görüyor diye de küçük soru işaretlerimiz olmuyor değil. Bir sorumuz daha var. Biyomedikal mezunları için tavsiyeniz nelerdir? Evet, çok güzel bir soru. Bunu şunun için söylüyorum. Biyomedikal mezunlarımıza ve öğrencilerimize biraz kızıyorum. Çokça okulumuzun mezunlarıyla mülakatlar yaptım. Bu sebeple kızıyorum. Bilgi birikimlerini, onlara en büyük tavsiyem şu: bilgi birikimlerini mezun olmadan önce kendi çabalarıyla da sadece hocalarından ve okuldan beklemesinler, artırsınlar. Merak çok önemli bir şey. Yani ben eğer bir biyomedikal teknikeri ile veya biyomedikal mühendisi ile mülakat yaparken defibrilatörün kaç jul vurduğunu CPR esnasında bilmiyor, ben bunu soruyorum ve o onu bilmiyorsa, o zaman işte bende büyük bir soru işareti oluyor. O bakımdan çok temel unsurlarda, kavramsal unsurlarda mutlaka farkındalığınızı artırın. En azından mülakatlara gitmeden önce şöyle bir okuduğunuz bölümün A'sını, B'sini, C'sini kavramsal olarak gözden geçirin. Bunu itiraf ediyorum. Gerçekten bizim bölümümüzden, bizim okulumuzdan ilgili biyomedikal tıbbi cihaz teknolojileri bölümü zannediyorum ön lisans bölümümüzün ismi. Oradan mezun olan arkadaşlarla da görüşmelerim oldu. İstihdam görüşmeleri bunlar. Dolayısıyla aldığım yanıtlarda bir de tabii bizden, aileden, kendi çocuklarımız, kardeşlerimiz gibi gördüğüm için bayağı azarlayarak da gönderdiğim arkadaşlarım oldu işin açığı. Yani bir tansiyon aletinin bile kendi iç mekanizmasını bilmiyor ise, o esnada ifade edemiyorsa, şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz mülakatlarımızı 10-15 dakikalara sığdırmak zorundayız. Ve sadece intiba görüşmesi yapıyoruz. Sizin temelde bu konudaki teknik bilginizi sizinle birlikte yaşayarak veya size mülakatta 1 saat 2 saat ayırarak ölçme şansımız yok. Öyleyse 15 dakikada çok spot konularda, kendi bölümünüzle ilgili kavramlarda çok iyi bilgiye sahip olmanız lazım. Bunun dışında da, mülakat dışında da lütfen kendinize ödev verin. Her gün bir tıbbi cihazın mekanizmasını inceleyin. Çok teşekkür ediyoruz Serdar Bey. Biyomedikal mezunlarımızı, bu sadece bizim bölümümüzden değil, Türkiye'deki birçok üniversiteden görüşmeler yaptım. Gerçekten de hastanedeki hemşire kadar, hastanedeki doktor kadar çok önemli işiniz. Siz eğer o tansiyon aletinin kalibrasyonunu doğru yapmazsanız, yanlış tansiyon ölçer, kardiyolog yanlış ilaç verir hastaya, siz defibrilatörün bakımını, onarımını doğru yapmazsanız, o esnada kalbi duran hastaya şarjı boş bir defibrilatörle doktorlar müdahale etmek ister ve o hastanın eks olmasının yegane sebebi siz olursunuz. Bu kadar önemli. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bilgiler veriyorsunuz. Şimdi bir öğrencimiz de der ki, hastanemizde optisyen istihdamı söz konusu olur mu? Tabii ki keşke gözle alakalı bir klinik bölümümüz olsa, elbette ki olacaktır. Ama maalesef hastanemizde bir göz kliniğimiz yok arkadaşlar. O nedenle de ilgili alan olan optisyenlikte de şu an için istihdam sağlayamıyoruz. Ama birkaç yıl sonra üniversite hastanesi yapılanma
projemiz var. Dolayısıyla inşallah o yapı olduktan sonra ve göz kliniği hastanemizde bulunduktan sonra elbette ki kendi mezunlarımıza her zaman olduğu gibi öncelik vereceğiz. Yine İngilizcenin yetmediğini, ekstra bir dil daha öğrenmenin öneminden Müge Tuncer bahsetmiş. Müge'cim, İngilizceyi bil yeter. Sen onu çok güzel öğren, ekstra dil konusunda yeniden düşünürsün. Ama bu soruyu da ciddiye alacak olursak, önemli bir soru, Arapça derim. İngilizceden sonra Arapça. Çift ana dalla ilgili bir soru var. Yine aynı şekilde böyle mi düşünüyorsun? Bir soru sormuştum ben de. Alan asla, dışında mezun olup da gelmesi de çift ana dalda aynı şey. Çift ana dalla ilgili asla böyle düşünmüyoruz. Biraz önceki söylediğim şey şuydu. Örnekse biyomedikalden mezun olmuş bir öğrencimiz hastanede çağrı merkezinde çalışmak istiyor. Veya işte pazarlamada veya depoda çalışmak istiyor. Bunun gibi bir örnekti o. Yoksa çift ana dal yapmış, ikisinde de yeterliliğini kanıtlamış, diplomasıyla da bunu taçlandırmış arkadaşlarımıza hangi alanda bu çift ana dalın hangisinde çalışmak istiyorsa o doğrultuda tabii ki yönlendirme yapıyoruz. Onu asla öyle değerlendirmiyoruz. Bir soru daha yönelteceğim. Evet. Şimdi bu sağlık yönetimi gibi bölümlerden mezun olan öğrencilerin genel bir sıkıntısını dile getirmek istiyorum. Tabii ki. Bizi kimse alıp da yönetici yapmıyor diyorlar tabii ki doğal olarak. Biz genelde bu tip şeylerde mezun olanlar hep şuna başvurmak zorunda kalıyoruz. İşte ya hasta kabule başvurmak zorunda kalıyoruz. Evet. Hasta danışmanlığına başvurmak zorunda kalıyoruz. Bu bizim yükselmemiz ya da CV'mizde böyle başladı gibi bir olumsuzluk gösterir mi? Yoksa aslında hani mutfaktan gelmek demek bu mu? Yani böyle mi ilerlememiz gerekiyor? Süreç böyle mi gelişiyor? Şimdi çok güzel bir soru. Arkadaşlarımın bu kaygısını anlıyorum. Ama tam da bu noktada ben de bu meslek grubundan geldiğim için rahatlıkla paylaşabilirim kanıtlarıyla arkadaşlar. Hasta danışmanı olarak çalışıyor olmanız veya kariyerinize böyle başlamış olmanız, CV'nizde bunun yer alıyor olması asla ve asla bir dezavantaj değil. Ben zaten hani bunu birçoğunuz ben söylerken ya ama hocam işte bunun için mi üniversitede okuduk? Bizim dışımızda orada lise mezunu olup çalışan hasta danışmanları da var diyecekler olabilir. O arkadaşlara şunu hatırlatıyorum. Ben de lise mezunu bile değil, ilkokul mezunu ustayla birlikte çalışma hayatına başladım. Dolayısıyla tam da Aslı Hanım sizin söylediğiniz gibi işin mutfağı orası. Kendine bir şey katan ve bir şeyler için çaba sarf eden arkadaşlarımız mutlaka ve mutlaka kendilerini ortaya koyarlar. Ve mutlaka ve mutlaka sivrilirler. Örnekse ama hiçbir yetkinliğim yoksa o noktada teorik eğitimimi aldım ama bunu sosyal açıdan iş hayatında gösteremiyorsam ona tabii ki yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman sosyal yetkinlikleri artırıcı gayretlerde bulunması lazım. Ama az evvel söyledim, ben sağlık kurumları yöneticiliği bölümünden mezun olsam 5 tane işte orada 10 tane hasta danışmanı çalışıyor olsa emin olun o 11. olarak ben gelirim ama bir yıl sonrasında kendimi bir yıl içerisinde diğerlerinden farklı kanıtlayabilecek birçok atraksiyona da imza atmışımdır. Bu sizin elinizde arkadaşlar. Kesinlikle sizin elinizde. Hep dil konuştuk. Hani o zaten eğer böyle bir yetkinliğiniz varsa az da olsa mutlaka isminiz geçecektir. Mutlaka toplantılarda işte dil bilen arkadaş diye önce söylenecektir. Ondan sonra o isim hafızalara kazınacaktır. Sonra uygun bir pozisyonda mutlaka geçişiniz sağlanacaktır. Bizim hastanemizde böyle örnekler çok arkadaşlar. Benim kendi ekibimde de böyle örnekler çok. O bakımdan bir defa şu kara bulutu ne olur kafanızdan silin. Böyle sağlık kurumları yöneticiliği okuyan arkadaşlarımızda hep böyle bir fobidir. Hasta danışmanlığıyla başlamak. Böyle bir fobiniz olmasın. Nereden başlıyorsanız başlayın. Hastaneye adımınızı atın. Ondan sonra kendinizi gösterebileceğiniz birçok nokta var. Ama o fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Hastayı anlayamayan, hastayı karşılayamayan, hastanedeki hizmet sürecinin, prosesinin nereden başladığını çok iyi kavrayamayan arkadaşlar hastaneyi yönetemezler. Biz yöneteceğimiz noktaların en ince detayına kadar önce biz bilmeliyiz ki daha sonra yönetici olduğumuzda çalışanlarımıza mahcup olmayalım. Hepinizin için denemek bedava. Size alalım. Birimimizdeki bir yöneticinin, hatta benim kendi birimim de olabilir, başına birer hafta getireyim sizi.
Ya koşarak kaçarsınız oradan ya da işten atılırsınız. Dolayısıyla arkadaşlar her şey sebat, her şey emek. Bence bulduğunuz ilk aslı danışmanlığı pozisyonuna başvurun. Teşekkür ediyorum. Çünkü bu en önemli krizlerimizden biriydi Serdar Bey. Çok sağ olun. Gayet açık ve net olmuştur arkadaşlar için. Bir sorumuz da mülakatlarda öğrencinin hangi fakülteden mezun oldukları dikkate alıyor musunuz? Örnek olarak mühendislik fakültesiyle teknoloji fakültesini verebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Üsküdar Üniversitesi'ndeki eğitimi çok detayına kadar biliyorum. Eğitim, öğretim sunan hocalarımızı çok detayına kadar tanıyorum. O nedenle sadece Üsküdar Üniversitesi'nden mezun oldu diye istihdam sağlamıyoruz aslında. Üsküdar Üniversitesi'ndeki eğitim kalitesini bizzat bildiğimiz ve şahit olduğumuz için gerçekten gözü kapalı Üsküdar Üniversitesi mezunlarıyla çalışıyoruz. Okuduğunuz okul veya fakülte önemli bir konusuna gelecek olursak elbette ki yani şöyle söyleyelim, %100'lük bir dilimse eğer bizim işe alınma istihdam sürecimiz, bunun %10'u, %15'i, %20'sini kapsar mezun olduğunuz yer. Asıl performansınız %80'lik performansınızdır ve de orada işte mülakatta ortaya koyduğunuz gerek alanınızla ilgili teknik bilginiz, gerekse kendinizi ifade etme yeteneğiniz. Dolayısıyla böyle bir kaygınız olmasın. Diğer bir sorum, insan kaynakları yöneticisi olarak mülakatlarda karşınızdaki kişinin en çok hangi tavrı sizi olumsuzluğa iter? Samimiyetsizliği. Benim için en önemli şey budur arkadaşlar. Karşımdaki adaydan samimiyetsizlik hissettiğimde ya da şöyle tersinden söyleyeyim. Kaygı dolu olması benim için dezavantaj değildir. Dilinin damağının kuruması benim için dezavantaj değildir. Elini nereye koyacağını bilmiyor olması benim için dezavantaj değildir. Şu klişeleri unutalım. Hep böyle yazar ya, işte bacağını şu tarafa doğru atıp oturursa bu şu demektir, şu tarafa bakarsa bu demektir falan. Yani böyle şeyler çok eskide kaldı. Görüşmede kaygı unsuru yansıtıyorsa bu tam tersi benim için pozitif bir şeydir. Bu o görüşmeye verdiği önemi gösterir. Bu o görüşmedeki karşısındaki insana gösterdiği saygıyı gösterir. Dolayısıyla ne kadar çok işi istediğini, istediği şeyde de kaygılandığını gösterir. Küçük bir örnek vereyim. Hepinizin flörtü olmuştur. Bir böyle çok istediğiniz bir flört düşünün. Bir de böyle hani olsa da olur, olmasa da olur dediğiniz flört düşünün. Kız veya erkek. Dolayısıyla çok böyle arzulamadığınız ama hadi bu yazı da geçirelim dediğiniz flörtünüzle, telefonla veya yüzle görüşürken çok kaygılanıp böyle saçmaladığınız olur mu? Çok olmaz. Ama çok arzuladığınız bir flörtünüz telefonla aradığında ne diyeceğinizi bilemezsiniz. 20 defa prova da yapsanız. İşte tam da ben öyle algılıyorum. Kaygı kötü bir şey değildir. Tabii şunları da yaşadım, bunu da altını çizeyim. Yani mülakata ara vermemiz gereken süreçlerde oldu. Örneğin kaygısını hiç yönetemeyip gerçekten de tuvalete gitmeyi isteyen, yani bir 10 dakika daha, 20 dakika daha ona dayanamayacağını ifade eden kişilerde oldu. Bu olumsuz. Bu artık patolojik bir kaygı. Ama biz hani profesyoneller onu algılayabiliyoruz. Olumsuzluk dediğim şey samimiyetsizlik. Kendin olmadan kendini yansıtmaya çalışmak benim için en büyük olumsuzluk. Ben bu cevabınız için kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü tabii, geçen hafta mülakatları anlatırken işte en büyük bana sorulan soru işte heyecanlanacağız hocam dediğimde heyecanlanmanın karşınızdaki insanı olumsuz değil motive edici gördüğümü söylemiştim. Bunları çok anlatmıştım. Şu an bu işin profesyoneli olarak sizin de aynı şeyi söylemeniz çok güzel oldu. Arkadaşlar da tam olarak konu oturmuştur. Çünkü çok kaygılanıyorlar bunun için. Çok aslında ne kadar istediklerini gösteriyor. Aynen öyle. O yaştaki arkadaşlarımızın bu kaygısı çok tatlı. Gerçekten de arzularını, isteklerini gösteriyor. Tam tersi larç olmak veya kendime güvenli olduğumu göstermeliyim çabasıyla orada durmak çok daha bence samimiyetsizlik çizgisine doğru gider. Sizi böyle yönlendirenler olursa da bunları yapmayın. Ayağımı buraya koyayım, elimi buraya koyayım, işte tokalaşırken bazen görüyorum, yani işte okuyor arkadaşlarımız bunları, çok sıkarsam kendime güvenli, öyle değil, elim acıyor, yani onu o kadar sıkmanıza gerek yok, öyle bir şey yok, ölçü yok, yani elini iyi sıkan kendine güvenli, hani burada bir müsabaka olsa bilek güreşiyle ilgili okeyiz ama bizim ona ihtiyacımız yok.
böyle klişeleri unutun. Kaygınızla alakalı tabii ki kontrol yöntemleri var. Bunu da şunun için söylüyorum. Bu kısa zamanda kendinizi daha öz bilgilerle daha doğru ifade edebilmenize olanak sağlar. Yoksa yani burada heyecanlanıyor olmanız mülakatta kesinlikle olumsuz bir şey değil. Diğer bir sorun, mülakatlarda ne gibi sorular soruluyor? O konuda şunlara dikkat edin dediğiniz bir şeyler var mı? Büşra'cığım, çok genel bir soru. Mülakatlarda ne gibi soru soruluyor? Yani şöyle özetleyebiliriz. Önce tabii ki benim için, hani biraz önce dedik ya, kaygı. Bence bir insan kaynakları profesyonelinin sorumluluklarından birisi de adayın kaygısını bir ölçüde azaltmak olmalı. Tabii ki bizim de belli manipülasyonlarımız var. Yani başvurduğu alana ilişkin manipülasyonlar bunlar. Örnekse bir klinik psikologla mülakat yapıyorsak, orada kimi dönemlerde bilinçli olarak adayı gerdiğimiz, stres ortamında nasıl davrandığını gözlemlemeye çalıştığımız veya görüşmeyi doğrudan sabote ettiğimiz tırnak içinde yöntemlerimiz var. O esnada, çünkü hasta eksik olduğunda, hasta bağırdığında, hasta bir şey olduğunda hani nasıl reaksiyon verecek onu ölçmek adına. Ama önce adayı rahatlatıyoruz. Bunu da nasıl sağlıyoruz? En bildiği şeyleri soruyoruz. İşte adı, soyadı, ailesi, neler yapıyor, hobilerinizden bahsedin gibi bir soru sormuyoruz. Onunla çok ilgilenmiyoruz. İş alanına göre de tabii ki değişkenlik gösterir. Önce kendinizi tanıtmanızı istiyoruz. Ardından da ben genelde açık uçlu sorular soruyorum. Ardından varsa spesifik sorularımı yönlendiriyorum. O mülakata ilişkin olarak anlatmak istediği yetkinlikleriyle ilgili bir perde açıyorum. Orada kendisini ifade ediyor. Aldıklarım varsa alıyorum. Alamadığım, onun aktarmayı belki atladığı, unuttuğu, benim ekstra istediğim konular varsa da onları spesifik soruyorum. Ama yani bu soruya böyle şunları veya bunları soruyoruz gibi bir şey söylemem belki çok doğru olmayabilir. Çok genel bir soru ama Büşra'cığım, eğer istersen istediğin zaman benim ofisime de arkadaşlarımla görüşüp uğrayabilirsin. Spesifik bir şey sormak istiyorsan onu da yanıtlarım memnuniyetle. Kaygıyla ilgili bir soru daha var. Evet, Ali Eren heralde Aslan. Evet, aynen. Kaygı konusunda düşünceleriniz mülakatı yapan kişiden kişiye göre değişir mi diye soruyor. Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Her meslek grubunda olduğu gibi arkadaşlar, insan kaynaklarında da çok profesyonel davranmayan meslektaşlarımız olabilir. Yani hekimlikte de öyle olmasaydı malpraktis denen bir şey olmazdı. Yani hekim hatasıyla zarar gören hasta olmazdı. Her meslek grubunda olduğu gibi çok iyi örnekler ve iyileştirmeye açık arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bunu doğru değerlendiremeyen arkadaşlarımız da olacaktır. Ama bu yine de sizi kaygıya götürmesin. Bunlar çok dediğim gibi belki çok kurumsallaşmayan ve insan kaynakları konusunda da bilgisi olsa bile tecrübesi çok olmayan arkadaşlar belki böyle olumsuz şeylerle size dönebilirler. Ama dediğim gibi bu çok küçük bir yüzde. Yine mülakatlarla ilgili kesin yapmamamız gereken şeyler var mı? Biraz daha bahsedebilir misiniz? Önce mülakat öncesinde asla böyle şöyle e-mailler istemiyoruz. crazyboy89@hotmail.com ondan sonra gibi. Daha bende çok örnekler var. Bunlar hani gerçek örnekler bu arada ama daha söyleyemeyeceğim örnekler var. Öncelikle CV'nizde böyle arkadaşlar e-mailler olmasın. Hemen değiştirin. O ya 30 saniyenizi alır. İkincisi, öz bakım çok önemli. Yani görünüm her şeyden çok önemli arkadaşlar. Görünümden kastım da gideyim üstüme işte networkten şunu alayım bunu alayım değil. Değerli toplu olmak gerçekten de adım attığınız an itibariyle, çünkü biz de insanız ve intiba üzerine hareket ediyoruz o 15 dakikalık süreçte. Bu 15 dakikanın birkaç dakikası, özellikle ilk birkaç dakikası gerçekten de adayın saçı, sakalı varsa makyajı, bunların tabii overdose, yani olması gerekenden fazla da olmaması lazım. Giyimi, kuşamı, temizliği çok önemli. Yani buraya çamur içerisinde ayakkabıları gelen bir aday, ya ben hani düşman değilim ama bakıyorum yani sonuçta girdiğimizde değil mi bir lavabosu var üniversitenin, git peçeteyle bir sil. Veya burada işte yırtık kotlarla, işte tişörtlerle falan saç sakal karışmış
Kız arkadaşlarımdan da olabiliyor bunlar. Erkek arkadaşlarımdan da olabiliyor. Yapmamanız gereken şey değil ama yapmanız gereken şeyler, öncelikle kendinize çekidüzen verin. Çok çok önemli. Biz de tabii ki yani şu kravatla ceketle gece yatıp öyle kalkmıyoruz. Bizim de kendi hayatımızda, hani beni işte ders verdiğim dönemlerden arkadaşlar bilir. Ben de çok severim yırtık kot giymeyi, şort giymeyi, tişört giymeyi. Dolayısıyla ama işte sosyal yaşantıda her alanın kendi kimliği, kendi duruşu, kendi üniforması var. Ben de bu hastaneden, üniversiteden adım attığım andan itibaren artık profesyonel kimliğimle adım atıyorum. Özel hayatımda istediğim her şeyi yapabilirim. O beni ilgilendirir. Özeninize, bakımınıza lütfen dikkat ediniz mülakattan önce. En önemli unsurlardan birisi de bu. Evet, sizin bu da başvurduğunuz mülakatlarda zorlandığınız durumlar oldu mu diye bir soru sormuş arkadaşımız, Ali arkadaşımız. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki zorlandığım durumlar oldu, heyecanlandığım durumlar oldu. Yani bir şekilde çok mülakata katılmadım ben ama katıldığım da oldu elbette. Zorlandığım durum tamamen heyecanımın o dönemde, o yaşlarda daha kontrol altına alabilme noktasıydı. Ama kendime de haksızlık etmeyeyim arkadaşlar. Gerçekten de üzerime iki beden, üç beden büyüktü ama babamın ceketini giyerek gitmiştim. Elbette ki karşımdaki insan bunu anlıyor. Yani onu bir yerden almış ama almış, bir şey yapmış. Yani onu alacak parası yok ama babasınınkini giymiş. Bu çok pozitif bir şey. Şu anda öyle düşünüyorum. O zaman bir böyle hani şeylikle giymiştim. Ya ben bunu giymezsem mahcuplukla, evet. Ceketim de yok, alacak param da yok. O zaman tişörtle de gidemem, bu gömlekle de gidemem gibi. Dolayısıyla heyecanımı kontrol etmekte biraz zorlanmıştım. Ama emin olun, gerçekten de sabahlara kadar aynanın karşısında kendime mülakat yapmıştım. Pratik çok önemli. Hep aklınıza geliyor her konuda olduğu gibi. Evet, diğer sorumuzu. Aslı Hanım ya, kusura bakmayın, ben buradan takip ediyorum ama siz beni bölün. Yok, hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil Serdar Bey. Tamam. Hocamız bu konuda oldukça açık bir şekilde uyarmıştı. Ne podyuma çıkacak gibi ne de pikniğe gidecek gibi. Bravo. Hocanız çok güzel söylemiş. Aynen öyle. Bu noktada böyle kimi makyajlar, kimi böyle frapan şeyler, erkek arkadaşlarımız da böyle sanki bir kokteyle gitme şeyleri falan, hani bunlar da abartı gerçekten de. Yani ben size şunu söyleyeyim, bir mülakat örneğini anlatayım. Bir tane hanımefendiyle bir görüşmem vardı. Ve işte tam da bu podyuma gider gibi giyinmişti. Ve bu konuşmasına da yansımıştı. Haline, tavrına, yani tamamen yansımıştı. Mülakatı ben 3. dakikada durdurdum. Dedim ki hanımefendi, bir 5 dakika ara verelim. Bu kapıdan çıkın. Kendi üzerinizdeki ve kıyafetlerinizdeki, makyajınızdaki, neyse, etiketleri kapının dışına bırakın. Eğer bırakabiliyorsanız lütfen tekrar geri gelin. Ben 5 dakika bekliyorum. Burada görüşmeye devam edelim. Ama bırakamıyorsanız bu görüşme burada sonlanacak deyip sonlandırmıştım. 5 dakika sonra etiketlerini bırakarak gelmişti. Evet, ben işte derste de arkadaşlara 2 hafta mülakatı anlattığımız için baya baya hani ne yapsınlar ne yapmasınlar, çünkü çok fazla kafa karışıklığı var. Ezberden çok, yani internet üzerinden de araştırdıklarında çok klişeler üzerine gidiyorlar. Gerçek hayat böyle değil maalesef. Değil, değil. Arkadaşlarımıza ben hak veriyorum gerçekten de. Kafaları çok karışıyor. Onları çok iyi anlıyorum. Ama bu söylediğimiz şeyler tamamen işin merkezinden, doğasından deneyimleyerek yaptığımız, söylediğimiz şeyler. O nedenle bu toplantılar çok çok önemli. Tekrardan Aslı Hanım'a teşekkür ederim bu noktada. Şimdi hocam CV hazırlarken dikkat etmemiz gereken birkaç tüyo. Şunlar kesinlikle olmamalı. Biraz önce bahsettim. Arkadaşlar, fotoğrafsız CV olmaz. Kanepede yatarken fotoğraf olmaz. Safari'de yani bakın bu gerçek. Bir tane doktor, bu yüzden çağırmadım. Safari'ye gitmiş, orada fillerle bir fotoğraf çektirmiş ve de uzaktan da bir şey, yani kendisi görünmüyor, filler görünüyor. Gerçekten bu gerçek yani. Hani böyle fotoğraflar olmaz, böyle yatarak kafede bir arkadaşımızın çektiği falan, ben direkt geliyorum. Yani orada mezun olduğu okul, bildiği diller, işte presentable oluşu, onların hiçbirisinin anlamı olmuyor, hiçbir şekilde ona bir fayda sağlamıyor. Orada formal bir fotoğraf olacak. Buna mutlaka dikkat edin. E-mailleri söyledim. Buna mutlaka dikkat edin. Ve kullandığınız puntoların kendi içinde bir sistemi olmalı.
Buna mutlaka dikkat edin. Hepsinde şu puntoyu kullanın demiyorum ama bir sistematiği olmalı. İşte başlıkta öyle, işte satır atlatıyorsam, paragraf açıyorsam öyle. Bir düzen olmalı. O sizin çünkü etiketiniz. Daha sizi görmeden önce CV'nizi görüyor karşıdaki kişi. Orada mümkün olduğunca detaylı anlatmaya çalışın. Yetkinlikleriniz, stajlarınız, sizler hani deneyimleriniz şu güne kadar olmadı belki ama derslerinizle ilgili örnekler verebilirsiniz, stajlarınızla ilgili örnekler verebilirsiniz. Çok boş da bir CV olmasın. Buna da mutlaka dikkat edin. Fotoğraf ve e-mail dediğim gibi özellikle ve de hocanız zaten size aktarmıştır. Olmazsa olmaz temel başlıklarımız var CV'de. Özellikle işte eğitim. Durumunuz, okullarınız, akademik eğitimleriniz, sertifikalarınız, kurslarınız varsa onlar ve de deneyimleriniz. Gerisi size kalmış. Diğer bir soru Serdar Bey. Pardon hocam, buyurun. Anestezi teknikerleri için mülakatlarda sorulan spesifik bir soru var mı diye sorar ve anesteziden mezun olduktan sonra lisansa tamamlayıp hemşirelik bölümünde geçmeyi öneriyor musunuz? Neden olmasın? Son ikinci sorudan başlayayım. Tabii ki geçebilirsiniz. Onu önerebilirim. İlla da şart değil. Tamamen size bırakıyorum. Ama bir lisans tamamlamanızı da önerebilirim. Ondan sonra hemşirelik yapmak istiyorsanız ama hemşirelik yapmayıp başka ya anestezi teknikeri olarak o alanda sağlık profesyoneli olarak devam etmek istiyorsanız, ameliyathane ortamını daha çok seviyorsanız o yolla da devam edebilirsiniz. Anestezi teknikerlerine ben böyle hani piyango kesin böyle mutlaka bir tıbbi terminoloji testinden geçiririm görüştüğüm kişiyi. Bu kesin. Yani orada tıbbi terminolojiyle ilgili temel bazı şeyleri sorarım. Onun dışında anestezi teknikeri için diğer arkadaşlarımızla çok ilgili olmayacak ama spot bir iki bir şey söyleyeyim. Pre-op dönemde anestezi güvenliği açısından hastanın hangi bulguları değerlendirmelidir diye bunu mutlaka sorarım. Pre-op değerlendirmenin ne olduğunu anestezi teknikeri arkadaşlarımız biliyordur zaten. Ve orada belli skorlar var. Örnekse Malapati skoru gibi hani bunun ne anlama geldiğini sorarım. Falan detayına girmeyeyim. Yani teknik sorular soruyorum, onu söyleyeyim. Bendeki notlardan devam edeyim yeni soru gelene kadar Serdar Bey. Şöyle bir durum var. CV'nin uzunluğu, kısalığı en büyük polemiklerden biri. Derste de bunu biz çok konuşmuştuk. Hani uzun CV mi olsun, hayır bir sayfalık CV yeterli, asla bir sayfanın üzerine taşmayın gibi bir durum var mıdır? Şöyle... Şimdi her şeyde olduğu gibi işte burada podyum ve şey örneğindeki gibi arkadaşlar ne tek sayfa tek sayfaysa tek sayfa tabii ama hani orada yazacağımız başka bir şey yoksa ne de çok uzun. Yani olması gereken tamamen kişiden kişiye değişkenlik gösterir arkadaşlar. Sizin bu yaşınızla, kariyerinizle, eğitim durumunuzla ilintilidir. Ama şunu söyleyeyim, yani böyle 10 sayfa, 5 sayfa bir CV'yi okumayız. O kesin. Yani öyle bir zamanımız da yok, öyle bir çabamız da olmaz. Bazen görüyorum, işte örnekse bilgi işlem uzmanı olarak çalışmış bir arkadaşımız, işte 40 yaşında şu ana kadar da 10 tane yerde çalışmış. Onun da aynı pozisyonda aynı işleri yapmış, onuna da aynı şeyi yazmış. Yani bu biraz hani böyle şey... Sıkıcı her şeyden öte ve okumuyoruz onları. Daha spot, daha özet gerçekten de. Ama böyle tek sayfa, bir iki satırda bir şey yazmış CV'yi de biraz özensiz buluyoruz diyebilirim. Diğer bir sorumuz, bir tane daha burada var. Mülakatta evet. Diyaliz teknikerleri için de bu terminoloji geçerli mi? Elbette geçerli. Diyaliz yani teknikeri sağlık profesyoneli değil mi? Hemen şeyi sorarım. Diyaliz cihazının çalışma mekanizmasını mutlaka sorarım. Orada nasıl bir döngü var? Ne oluyor? Diyaliz merkezlerinde özellikle bulaş riski açısından, çalışan güvenliği açısından hangi tarama testleri yapılır? Bunu mutlaka sorarım. Hastanın bu venöz yine güvenliği açısından sorular sorabilirim. Hangi işte damarlardan, hangi alanlardan diyaliz gerçekleştirebiliriz? İşte hastanın X alanında bir sıkıntı varsa Y nasıl olabilir? Falan. Oradaki fonksiyonlar, diyaliz alan hastanın takibi açısından özellikle bir iki tane böyle işte böbrek fonksiyonlarına mı bakmalıyız? Veya işte karaciğer enzimlerine mi, aldığı çıkardığı takibine mi atıyorum yani. Hani çok böyle
TUS sınavı gibi bir şeyimiz olmuyor tabii ama küçük küçük böyle farkındalık yoklayan şeyler arkadaşlar. Niçin söylüyorum bunu? Tıpkı benim mezuniyetimde olduğu gibi benimle birlikte 60-70 kişi mezun oluyor. Orada bir pozisyon açılmış. Dolayısıyla bu insan kaynakları uzmanları da bir yerden eleyecek birinizi. Öyleyse bu kötü olduğunuz anlamına gelmiyor. Orada sunduğunuz küçük, temel, diğerlerinden farklı bir kavramsal, terminolojik bilgi sizi öne taşıyacaktır. Peki ben devam edeyim. Şimdi malum önceden yüz yüze mülakat diye bir şey yapabiliyorduk. Evet. Artık bunda sıkıntı yaşamaya başladık ve online mülakat kullanılmaya başladı. Evet. Online mülakatla ilgili arkadaşlarımıza verebileceğiniz tavsiye nedir? Neye dikkat etmeleri gerekiyor ya da neyi yapmamaları gerekiyor online mülakatta? Evet, önce şunu söyleyeyim. Bazen arkadaşlar şimdi mülakatı yapacak kişiyle birlikte siz bağlanıyorsunuz tabii önce. O bağlanmadan önce de şunu söyleyeyim. Mutlaka zamandan önce lütfen linke bağlanın. Bu çok önemli. Yani benden sonra bağlanmaya çalışan adayın randevusunu iptal ediyorum ben. Onu ifade edeyim. Yani aday nasıldı, geçmişi nasıldı, değil miydi? Onu iptal ediyorum. Ama bir mazeret bildirirse daha sonrasından elbette ki yeniden görüşürüz. Fakat keyfi erteleme olmaz. Yani işte tıpkı yüz yüze görüşmedeki heyecan gibi heyecanlı insan o masaya oturur yarım saat önce, 20 dakika önce, 10 dakika önce en azından bir açar nasıl görünüyorum diye bakar. Tam da nasıl görünüyoruma bakarken arkadaşlar eğer mülakatı yapacak kişi bağlanmış ve kendi kamerası kapalıysa sizi izliyor olabilir. Ben izliyorum. Ben de erkenden bağlanıyorum birkaç dakika önce. O ekran karşısındaki hareketliğini izliyorum. Bazen çok sevimli görüntüler de oluyor. Yani yine de onları da yapmamakta fayda var. Yani başka bir yerde saçınızı başınızı düzeltin. Yani şimdi ben izliyorum, arkadaşımız kamerayla saçını oynuyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, annesine bağırıyor, öbürüne şey yapıyor. Yani biraz teknolojiyi bilmekle de ilgili bir şey zannediyorum. Karşıdaki kişinin kamerası kapalıyken sanki o yokmuş gibi davranmayın. Bu tuzağa düşmeyin. Onu söyleyeyim. Maalesef Zoom görüşmesi, yüz yüze görüşme gibi tabii ki değil. Kendinizi ifade etmede bir engel daha işte size. Ama şunu unutmayın, bu sadece sizin için değil, buradaki işte Binnur için değil, sadece Büşra için değil, Gülcan için, Melike için değil, herkes için geçerli. Bu dezavantaj herkes için geçerli. Ama avantajları da var. Zaman avantajı var bir. Evinizde, odanızdasınız. Bence daha güvenli bir ortamdasınız. Böyle bir avantaj da var. Yine görüşmede nasıl giyiniyorsanız arkadaşlar orada da öyle giyininiz, arka fonunuzu doğru seçiniz, evde birileri varsa ya çıksınlar ya da arkadaşlar kapınızı kilitleyin, geliyorlar çünkü o ev halkını durdurmak mümkün değil, biri geliyor, birinin sesi geliyor, biri fiziksel olarak bir şey oluyor, o önlemleri de mutlaka almanızı tavsiye ediyorum. Eğer cevaplarım çok tatmin edici olmamışsa o aynı soruyla ilgili buraya da yazabilirsiniz veya da başka bir şey sormak istediğiniz ben yanlış algılamışsam. Aslı hocam ben devam edeyim mi buradan Büşra'yla? Evet, böyle bir şey sormuşlar. Nedir? Mülakatlarda bize sormadan, siz o bizi soruyu sormadan biz bir şey bildiğimiz bir şey söylesek doğru olur mu demiş. Evet. Tabii ki yani buna da böyle %100 evet %100 hayır da demeyeyim ama ne anlatacağınızla da ilgili bir şey. Yani siz aldınız böyle halay başı gibi götürüyorsunuz ama halbuki konu tamamen dağılmış da olabilir. O bakımdan eğer size söz verilmiş ve yaptığınız sorumlulukları dinlemek istiyor ise karşı taraf orada tabii ki görev tanımınızı detaylı şekilde onun sormasına fırsat kalmadan anlatın. Ama onun dışında çok da böyle hani onu uzatmamak lazım. Şöyle diyebilirsiniz, ben bahsetmeye başladım ama detaylı olduğunu düşünüyorsanız daha özet ifade edebilirim ama vaktimiz var ve arzu ediyorsanız biraz daha görev tanımından detaylı bahsedebilirim. Esi verip karşı tarafa pas atıp ondan gelecek olan feedback'e göre de devam edebilirsiniz. Mülakata gittiğimizde sağlık sektörü için özelde soruyor. İlla klasik mi olmalı kıyafetimiz? Yani takım elbise giymek zorunda mıyız? Ya da işte kadınsak ona göre daha klasik bir şey giymemiz gerekiyor. Sormuş onu Binnur. Ne giymek istiyorsun Binnur? Sen bir yaz ben olur veya olmaz diyeyim. Bunu ciddi soruyorum. Yaz bakalım. Klasik dışında ne olmalı sence Binnur? Binnur kaçtı. Yok Binnur yazarı.
yazarım. O zaman Binnur yazınca cevap veririz ona da. Evet, daha sık bluz olabilir. Ben de sevmiyorum. Daha sık bluz olabilir. Bir bluz. Yani şimdi onun detayına girmeyeyim tamam mı? Ben hani kendi çalışma arkadaşlarıma da söylüyorum. Klasik, bluz da klasiktir zaten ama isterim ki yaz değilse yazın da ceketinizi elinize alın, giymeyin. O bluz varsa kolunuza takın o ceketi. Tamam içeriye öyle gelin arkadaşlar. Öyle değerlendiririz. Ama şunu söylüyorum yani bu maalesef böyle. Şimdi mahalledeki bakkalınıza ben yaşıyorum. Karşı bakkalım gerçekten de. İşte hafta sonu şortla gittiğimde bana abi diyor. Ben şimdi buradan çıkıp da bakkala uğrarsam hocam diyor. Bu böyle. Yapacak bir şey yok. Yani bunu değiştiremeyiz. O bakımdan siz klasik gidin. Boş verin şimdi bluzu onu bunu. Üstüne bir ceket alın mutlaka. Bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Üniversitemiz bünyesinde, üniversitemizin hastanesi bünyesinde çalışmak isteyen mezunlarımız ve öğrencilerimiz oluyor. Evet. Bu da genelde bana gelen bir soru. Onu iletmek istiyorum, sormak istiyorum ben de. Öğrencilerimizin çoğu da şehir dışından geliyorlar. Evet. Başvuru yaparlarken de şehir dışından yapacak olurlar ve şunu soruyorlar. Hastaneye başvuru yaptığında ve istihdam edildiğinde lojman gibi bir şeyimiz var mı? Ya da kalabileceğimiz yer hastane tarafından bize sağlanıyor mu? Gibi bir soru var. Teşekkür ederim bu soru için de. Sağlık çalışanlarımız için arkadaşlar lojmanımız var. Hem erkek lojmanımız var hem bayan lojmanımız var. Genelde hemşirelik bölümünde çalışan arkadaşlar, anestezi teknikerleri, işte EEG teknikerleri fark etmez. Tamamına yakınını eğer kapasitemiz yetiyorsa lojmanımızda istihdam ediyoruz. Ama idari birimlerle ilgili bir şeyimiz yok, lojman imkanımız yok. Sağlıkla ilgili olacak idarelerde. Evet. Yok. Ama şöyledir, özür dilerim Aslı Hanım. Yani bir idari pozisyonda bir arkadaşımız çalışmaya başlayacaktır. Şehir dışındadır, daha henüz burada sistemini kuramamıştır da öyle bir geçici bir süreç yaşıyordur. O konuda eğer yer varsa yardımcı olduğumuz arkadaşlarımız da oldu. Diğer bir kriz sorumuz da maaşlarla ilgili. Evet. Şöyle bir soru yöneltiyorlar tabii ki mülakatlarda yöneltiyorsunuz. Evet. İşte beklediğiniz maaş nedir? Evet. Gibi bir soru sorulduğunda ne cevap verecekleri konusunda daha da paniklemeye başlıyorlar. Evet. Bununla ilgili öneriniz nedir? Nasıl bir cevap vermeleri doğru olur? Yani ben yeni mezun olmuş isem ve hı-hı, ilk defa görüşmeye gidiyor isem öncesinde zaten bilirim aşağı yukarı benden önce mezunlar ne kadara başlamış ne olmuş falan. Çok hani uçuk bir şey gelirse orada karar verebileyim diye ama o noktada ben şunu söylerim. Ben okulumdan yeni mezun oldum. Deneyim benim için her şeyden önemli. Elbette ki bir takım temel ihtiyaçlarım var. Bunları karşılayabilecek düzeyde bir skalanız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla maaş benim için ilk etapta belirleyici değil. Buradaki tecrübem her şeyden önemli. Yıllar içerisinde, zaman içerisinde yetkinliklerimle birlikte sizin de bunu daha iyi değerlendireceğinize inanıyorum. Dolayısıyla sizin bu pozisyonda çalışan arkadaşlarımız için önerdiğiniz maaş skalası benim için uygundur dersiniz. O teklif ettikten sonra bırakın pası onu atın. O teklif etti böyle çok böyle uçuk bir şey söyledi. Düşük anlamında söylüyorum. Yani sonuçta bu da Allah'ın vahyi değil. Yani orada sözleşme imzalamazsınız. Olur biter. Ama genelde arkadaşlar yola başlarken lütfen kuruma bırakın. Çok böyle ücretler konusunda bir pazarlık sürecine girmeyin. En azından ilk başta. Çünkü daha cebimizi başka yetkinliklerle, tecrübelerle henüz dolduramadık. Daha o güçte değiliz. Öyle zaman gelecek ki sizin pazarlık gücünüz artacak. İşte onun için de önce bir yerden bir başlamak lazım, bir adım atmak lazım. Mülakatlarda en çok hangi bölüm için daha seçici davranıyorsunuz? Fark etmez. Hiç fark etmez. Her bölüm için. Yani hasta danışmanlığından çağrı merkezi personeline kadar, hemşirelikten anesteziye kadar bütün bölümler için aynı titizlikte değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Burada tabii ki bölüme ilişkin olarak sorular değişkenlik gösteriyor. Yavaş yavaş toparlayalım isterseniz Serdar Bey. Tamam. Eğer arkadaşlar sorularınız varsa son soruları alalım hızlıca. Bu arada bende bir not var. Referans konusunu merak ediyorlar. CV'de evet, referans yazmak önemli mi ve referansın nasıl? Yani doğru referans nedir? Evet. Şimdi başka bir kuruluşta eğer deneyimim yoksa ben yerinizde olsam mutlaka üniversitedeki bölüm başkanımı yazabilirim, dekanımı yazabilirim. Onların bilgisi dahilinde.
Referans önemli. Ama şunlar çok önemli değil. Bazen hani bunu nereden tanıyorsun diyoruz. Halamın oğlu diyor, işte şu diyor. Alakasız bir yerde çalışmış. Birlikte çalıştığınız bir süreç oldu mu? Hayır. Ama en azından okulda değil mi? Öğretim elemanlarımızı, hocalarımızı aradığımızda sizinle ilgili bir fikirleri mutlaka olur. Aranıyor mu hocam gerçekten referanslar demiş. Gerçekten aranıyor. Bizim referans değerlendirme formumuz var. İki kurumumuzda da hatta arkadaşlarım o referans değerlendirmelerini aramalarını yaptıktan sonra hepsini kayıt altına o forma alıyorlar. Ondan sonra karar vericilere getiriyorlar arkadaşlar. Varsa referansınız yazın. Bu anlamdaki referansınız varsa, değilse lütfen eş, dost, akraba onları yazmayın. Onların herhangi bir kıymeti yok. O zaman son olarak hem eklemek istediğiniz bir şey varsa dinlemek isteriz. Hem de arkadaşlarımıza son olarak ne tavsiye ediyorsunuz bu kariyer yolculuklarının başındayken? Aslı Hanım, ben tekrar size teşekkür ederim. Valla şimdi arkadaşlarla böyle hani yüz yüze olmasa da yazılarını da görünce tekrardan böyle heveslendim. Çok özlemişim onlarla birlikte olmayı. Ben çok keyif duydum gerçekten de. Hepsine o nedenle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben eğer çok vaktinizi almazsam burada isimleri zikredeceğim. Aliye, Rabia, Nura, Gülcan, Beyza, Tuğba, Eda Nur, Zülal, Ecem, Büşra, Elvan, Nuran, Şeyma Nur, Muhammed, Büşra, Yağız, Kaan, Şeyma, Nergiz, Nurullah, Müge. Ne yapıyor bu deli adam diyeceksiniz. Nerede kaldım bir saniye. Kaan bunları söyledim. Eren, Asiye, Beyza, Binnur, Tülin, Esma, Nurşin, Ali Eren, 892 kodlu arkadaşımız, o CIA ajanı, Tahir, evet, Feyza, Hicran, İbrahim ve Arzu. Hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız, dinlediniz. Benim size tavsiyem arkadaşlar, lütfen ne yapıyorsanız yapın, emek harcayın. Ne yapıyorsanız yapın, bununla ilgili bir idealiniz olsun. Simit de satıyorsanız en güzel simiti siz satın. Elinizdeki ürünü ki şu anda ürününüz kendinizsiniz. En doğru şekilde ifade etmeye gayret edin. Kimse mükemmel değil. Hepimiz insanız. Dolayısıyla hatalar yapabiliriz. Önemli olan kendin olması, samimi bir şekilde karşı tarafa enerjinizi yansıtmanız. Biz çok keyif alıyoruz. Şu anda birlikte çalıştığımız çok da mezunumuz var. Hem onlarla gurur duyuyoruz hem de gerçekten de onlarla çalışmaktan keyif alıyoruz. En büyük tavsiyem kariyerinize tamamen gömülmeseniz de büyük bir kısmını şu anda Türkiye'de yaşıyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gerçekten de geleceğinize odaklı yatırımlara ayırın. Daha sonrasında kendi paranızla güzel güzel gezersiniz, güzel güzel kafelere gidersiniz, tatillere çıkarsınız. O bakımdan hani diyoruz ya, ben bu işin profesyoneli olmadığım için bu PDR konusunda rahatlıkla söyleyebilirim. İşte sosyal imkanlarınızı da bir şekilde göz ardı etmeyin. Sinemaya da gidin. Vallahi gitmeyin arkadaşlar birkaç yıl. Ondan sonra kendinizi yetiştirin. O sinemalara çok gidersiniz sonrasında. Ben öyle düşünüyorum. Emek sarf eden herkesin mutlaka bir yere geleceğini düşünüyorum. Yer neresi olursa olsun. Hepinize başarılar diliyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için Aslı Hanım, sizlere de ve hepinize sağlık diliyorum. Her şeyden önce gördüğünüz gibi dünyadaki bu sağlık krizi her şeyi aldı, sildi, süpürdü, birçok noktayı birçok başka noktaya götürdü. Önce sağlığımız olsun da sonra inşallah çalışarak belli noktaları başarırız. Ben her zaman buradayım. Aslı hocanızla kontak kurabilirsiniz. Bunun tekrarını daha sonra yapabiliriz. Arkadaşlar, çok memnun oldum. Ama sürekli tabii ki diyalog halinde de olamayız. Böyle şimdi karşınızda uzaktanken böyle vaatler falan yayıp ondan sonra da mahcup olmayayım. Planlı, programlı şekilde aranızda tekrardan olmayı ben de arzu ederim. Hepinize teşekkürler. Serdar Bey, ben de hem ortak kurumumuz adına teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için, hem de öğrencilerim adına çok teşekkür ediyorum. Onlar için çok çok verimli ve çok pekiştirici bir konu oldu. Çok keyifliler. Ayrılmak da istemiyorlar. Notlar da okuyorsunuzdur. Çok evet. Memnun kaldılar. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza emeğinize sağlık. Hepinize sevgiler arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar teşekkürler.